Merhaba arkadaşlar. Bu böyle değişik yelpaze şeklinde olan sardunyamı düşürdüm ben. Ama yine böyle çiçek açmaya devam ediyor. Kökü sağlam, şuralardan patlamaya başladı. Hiç dokunmuyorum. Böyle yeniden yeşerip patlamasını bekliyorum. Bak bunlar hep şunu görmem lazım. Şunlar hep patlıyor. Şu. O yüzden böyle sakin sakin bekletiyorum bunu. Burada da paşa çadırı denilen begonyamlı. Şurada şınar yaprağı begonyam var. Arkadaşlar. Şu şekil. Diğeri de burada. Tabii daha çıkarmadım dışarı. Havalar oldukça serin daha. Bu da burada muhabbet begonyam var. Hepsinin dibine hiç çay çöpümü ziyan etmiyorum. Böyle şeyine, diplerine, çaylarımın çöplerini koyuyorum. Hem sulağa su ihtiyacını gidermiş oluyor. Hem de öyle silen topraklarının yerine güzel oluyor. Maymun kuyruğum iki saksıydı. İkisini de buraya toparladım böyle. Buna benekli begonyam da burada böyle bu şekilde. Onun toprağını değiştirmek gerekecek. Bu da tüylü bu şekil böyle arkadaşlar, kaktüsüm. Bu da paskalyam yeni geldi. Böyle ikisini bir saksıya diktim, üçünü. İnşallah çiçek açınca hep birlikte görürüz. Burada da yine böyle atlaslarım var. Dolu dolu hepsi tomurcukta. Şu şekil. Buna da yine böyle çay çöpü koyuyorum. Su yerine. Bir tane zamyan var burada arkadaşlar. Şöyle tomurcuk. Birçoğunu aşağı indirdim kuruluğun altına. Atlaslar bahçe toprağını çok seviyor. Sakın geçirgen toprakları ilave etseniz bile çok tamamen geçirgen toprağa ekmeyin. Hafif üşüttüm, benim mutfağım serin. Bayağı oldukça serin. Sulamayın. Ben su ihtiyacımı hep çay çöpüyle giderdim. Ayda bir kere. Veya 15 günde bir kere öyle idare ettik. Şu da bir gecelik gelin. Bu da coştukça coştu böyle. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomu da böyle sardunyalarımla yapmak istedim. Başında da begonyalarım var. Paşa çadırıyla çınar begonyam var. Şöyle şu ceylan gözleri dolu dolu saksıları 30 TL'ye aldım. Şu da iki adet burada böyle özel tür sardunyam var. Yine böyle ceylan gözü var. Bak ikisinde aynı renk almışım arkadaşlar. Şu sihirbaz büyük ihtimal aralarına karışmış. Bunu da 30 TL'ye aldım. Şöyle koyu kırmızı var, oldukça kırmızı, bordo da diyebilirim. Bunu da 30 TL'ye aldım. Böyle bir abimiz uygun uygun getirmiş şeyleri, sardunyaları.
Papatyalarımı da Esra'yı bekliyorum. Bahçeye indireceğiz onları. Şurada fuşyayla beyaz neydi bunun adı? Paskalyan var arkadaşlar. Böyle hepsi gayet tomurcukta. Bir tane de turuncu aldım. İnşallah o da gelecek. O da böyle her yerinden çiçeklerini açtı arkadaşlar. Pıtır pıtır. Böyle her yeri çiçek içinde. Bu da maymun kuyruğum. Böyle neredeyse bir metreyi geçti boyu. Şu şekil. Orada kaynana topuzu var. Sardunyaları çok seviyorum arkadaşlar. Şunu ikisini aynı renk almışım ama bir gider şeyde bulunurum bakayım değiştirmek için. Farklı renkler de çok fazlaydı orada. Şu da özel tür sardunyam da açıyor arkadaşlar. Sardunyaların bakımı kolay bitkiler. Sukulentlerim de gayet güzel. Bunlar da Ayfer Hanım'ın cicişleri, çiçekleri, bitkileri, ondan gelenler. Louis miydi? Öyle bir şeydi bunun adı. Burada da kivilerim. Yine bu da öyle pijamalı denilen. Şu da özel bir tür sanırım. Onlar da buradalar arkadaşlar. Şu da anemiyon. Bu da para ağacımı artık. Sunset diyorlar ondan mı? Bilemiyorum. Bakın bunun dibindekilerine. Kuşları beklerken çekiyorum arkadaşlar. Şuraya bir tane daha şundan gelecek. Onu da burasına dikeceğim onu. Şu güzellikleri tahmin bile edemezsiniz. Bakın. Şurada şöyle bir arkadaşımız yazmış özel tür diye böyle kollularda. Böyle dikenler tacının dibine diktim bunları. Da yine böyle özel türler var. Bakın ilk defa yapraktan böbrek büyütüyorum.
Çünkü o kadar çok attım ki hiç olmadı. Bu da öyle. Da böyle tamamen kristallarla doldurdum. Saksısı da böyle. İlk defa birleş kaktüsüm açıyor arkadaşlar.